Şimdi hamur kebabını yapacağız bugün beraber. Bunun için içine koyacağımız patlıcanları tuzlu dökerek 20 dakika yayından önce hazırladım. Sonra sıka sıka, ben suyun içinde patlıcanı bekletmiyorum, tadı bozuluyor diye, doğal haliyle. Sadece suyunu sıktım. Bol yağda hafif kızartacağız. Bir aşaması bu. Hamur kebabını. Böyle 2-2,5 santim boyunda kestim patlıcanları. Bu kızarırken ben hamur kebabımızın köftesini yoğurmaya çalışacağım. Yarım kilo kıyma, bir soğan rendesi, kimyon, karabiber, yeni bahar. Şimdi yeni bahar, bir kaşık un. Neler oldu? Bastım altınız. Bu hafta neler yaptık? Sizler için yine çekim yaptık. Yeni yemekler ekledik. Yeni yemekleri ekledik. Gelen maillere cevap yaptık. İletilere cevap yaptık. Pardon sana. Bunun için neler koyduk? Söyledik şimdi mi? Bu hanım kebabının içinde kıymamız. Yarım kilo kıyma. Bir çorba kaşığı un, bir büyük soğan rendesi, kimyon, karabiber ve yeni bahar. Tamam. Bununla biraz özlüce yoğuracağız. Tabii. Patlıcanlar kızardı, ayrı bir yere koyacağız. Evet. Şimdi bu aşama aşama olduğu için. Köftelerin. Hanım kebabı. Aa, ışıl ışıl kapat. Işık kapat. Ne o? Ne yanıyor? Şey yanıyor. Plastik mi? Evet. Hemen söndür orayı. Mutfak kazaları. Mutfakta her şey olur. Kızım. Hastane işim falan vardı. Böyle rahat rahat yapayım dedim. Anjiyo olmaktan vazgeçtim. Niye? Yani ne olacak? Şu tansiyon işini bir halledelim. Yani bir ay sonra olsam ne olur? Beyin gücüyle her şeyi yaparız evvelallah. Evet, hanımlar. Doktor mu dedin? Evet. Önce tansiyonu gözetim altına alacağız. Sonra tansiyon. Hanım kebabımızın Diyarbakır yöresine çok lezzetli bu yemeğini sizler için yapmaya çalışıyorum. Tereyağında köftelerimi uzun uzun parmak şeklinde getirdiğimiz köfteleri kızartıyorum. Diye. Ben bunu kızartmadım. Yeşil biber. Aha. Ben bunu tavayı iyi ısıttıktan sonra közledim. Aha. 250 gram. Çeşni olsun diye bir tane de kırmızı biberim vardı. Onu yaptım. Esas tarifinde bu yok. Kırmızı biber. Ben renk katmak istedim. Patlıcanlarımı kızarttım. Köftelerimi kızarttım. Şimdi pişirme safhasına geçiyorum. Dibine çok az bir zeytinyağı koydum. 2 büyük veya 3 domates, doğradığım domatesleri tencerenin altına koydum. Bakın, domatesleri böyle koyduktan sonra biberleri, bir biber, bir köfte. Bir köfte tutam alabilir miyiz? Tabii.
Yemeğimizi yapıyoruz. Yanko çok güzel. İşte bir biber, bir köfte, bir biber, bir köfte olarak tenceremin özelliği kefes şeklinde olması, altta üste doğru geniş olması. Una música brutal, melodías de dolor. Patlıcanlarımı yine koydum. Tekrar şişirince. Tabii. Ve arta kalan köftelerimi de üzerine koydum. Diyarbakır'ın hanım kebabı bu. Sonra bu arta kalan biberimi sonra bu üstte artan yine kızarttığım biberleri de böyle çeviriyorum. Ve iki tane domates doğradım üstü içinde. Şimdi de salçamızdan birazcık domates, birazcık biber salçasından köfteleri kızartmış olduğumuz tavada salçaları yapacağız. Köftelerimiz pişti. Biberlerimiz ve patlıcanlarımız da zaten pişti. Bir bardağa yakın su. Ocağımıza alıyorum. Kaynatmış olduğumuz su ve salçalı suyu. Önce harlı ateşte, daha sonra kısık ateşte 5-8 dakikada bu yemeğimiz pişmiş olacak. Afiyet olsun diyorum.